Efendim yoğurtlu sarımsaklı pazı kavurması için kullanacağımız malzemelerimiz 500 gram pazı kullanıyoruz. 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağımız var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, pul biberimiz ve karabiberimiz. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel olacak yine. Biliyorsunuz her zaman ne diyoruz? Et yediniz. Ondan sonra böyle pilavlar yediniz, bulgurlar yediniz. Sonra ne yiyeceksiniz? Yanına da güzel böyle yeşillik bir yemek yapın. Yeşil böyle daha doğrusu bir sebze yemeği yapın. Sebze öyle yemeği diyelim. Olsun değil mi Ayşegül? Tabii ki. Evet. Dengeleyelim inşallah. Böyle yediklerimiz de sağlığımız açısından önemli çünkü. Tabii ki. Şöyle pazıları güzelce bir şekilde hemen aldık sevgili izleyicilerimiz. Onlar ne yapıyor? Şöyle güzelce bir şekilde tenceremize yağımızı koymuştuk. Şöyle yağımızı koyduktan sonra ne yapıyoruz? Pazarları ufak ufak doğramamız gerekiyor. Şöyle yağımızı tencereye koyduktan sonra pazarları ufak ufak şöyle bıçağımızla gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen şöyle doğrayalım. Ve onları şu anda doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle tenceremizin hemen içine ilave ediyoruz. Evet, şöyle evet. Kaşığımızı verin. Tamam, ben bunu karıştırayım, kavurayım. Bir yandan da bir telefonumuz var. Telefonumuza cevap verelim. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nail Bey. Nail Polat Sivas. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tanıdınız mı beni? Yani tanıdım desem yalan olur. Biz burada ağzını suyu ahana kadar size bir... Kaptırmıyorsunuz bile. Ay aşk olsun Nail Bey. Buyurun gelin, kapımız açık ama Sivas'tan buraya nasıl geleceksiniz bilemiyorum ki. İnşallah inşallah. Yani imkan olsa, hatta bazen ben biliyorsunuz burada diyorum ya, teknoloji o kadar gelişti ki artık böyle hani dünyanın sonu geldi dediğimiz çağdayız gerçekten. Her gün yeni şeyler görüyoruz. Hatta buradan bazen diyorum ki ah bu yemekleri yapıyoruz. Şöyle bir geliştirseler teknolojiyi, şöyle televizyonlardan ikram etsek kokular gitse diye, ama elimde olan bir şey değil maalesef. Hakkınızı Allah helal razı edin lütfen. Sağ olasınız. Ben hem Şahar abi de yalnız sizden ricamız olacak, bir kitap istiyoruz. Hemen hazır usta, kapatalım isterseniz. Eline sağlık Ayşegül Hanım. Şimdi rica ederim. Onu da alacağız. Evet, çok fazla ne diyoruz? Öldürmeyelim. Harika evet. Görünüyor zaten. Şöyle tabağımıza... Ne fazla öldürelim ne de yaralı bırakalım diyorsun değil vallahi mi? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Tam kıvamında, kararında olsun. Evet. İstersen ben alayım, sen de yoğurdunu ayarla. Şunları bir kaldıralım. Tamam. Şöyle bir ortalık bir açılsın. Ondan sonra... Oh, şöyle bakın ne kadar güzel. Buram evet. Buram böyle yeşil yeşil sebzeleri yapalım. Şöyle zeytinyağlı tabağımızı alalım güzel bir şekilde. Evet. Çok güzel görünüyor ya. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Ayşegül Hanım ne yaptı? Güzelce bir şekilde hemen pazıları kavurdu. Ondan sonra baharatlarımızı ilave yaptık. Ondan sonra içine sarımsağımızı, bolca sarımsağımızı kullanmıştık. Ve şu anda yoğurdumuzu hazırlayacağız ama ben şöyle yoğurdumuzu, siz isterseniz sade bir şekilde de kullanabilirsiniz yoğurdumuzu. Ama ben yoğurda şöyle, Ayşegül Hanım pardon şöyle, gördüğünüz gibi çok hafif, ilk önce sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi biraz tuz. Evet, biraz koyuyoruz değil mi? Çünkü yemeğimize de koymuştuk. Tabii, evet. Hani onu eşitleyecek şekilde az bir şey tuzumuzu. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar şöyle nanemizi. Şöyle Ayşegül'ün çok sevdiği. Evet, ben bunu pul biberle doldurdum ama. Evet, şöyle rüyasında sayıkladığı. Pul biberimizden de az bir şey içine ilave yapalım. Ve ondan sonra şöyle yağımız çok hafif bir renk versin diye yağımızı içine ilave ediyoruz. Ve bunları şöyle güzelce bir şekilde karıştıralım sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi pul biber, tuz, nane ve yağımızla beraber yoğurdumuzu hemen şöyle bir karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi. Çok güzel görünüyor. Üzerine şöyle ne farklı yapacağız? Farklı bir şey görüntü oldu değil mi? Evet, gerçekten Hanım? Farklı oldu. Evet. Hatta ne yapabiliriz usta biliyor musun? Yani böyle sadece pazımıza çok az tuz koyup o şekilde kavurup yine bu şekilde yoğurdumuzu soslu hazırlayıp da tabii ki, servis tabii. Yapabiliriz. Evet, o şekilde yapabiliriz. Kesinlikle. Evet, isteyen böyle de yapabilir. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz güzel bir şekilde... Yoğurdumuzla beraber şöyle bir süsleme de yapalım. Ondan sonra bol sarımsaklı pazı yemeğimiz de şu anda hazırlanmış hazır. Oldu.
Ondan sonra da yoğurdumuza döktük. Şu anda yemeğimiz hazır. Harika. Onu da alalım istersen usta. Tamam, yemeklerimizin yanına. Bugün hızımıza yetişemiyorum Ayşegül Hanım. Yani ay evet usta, ben de size yetişemiyorum valla. Bugün böyle maşallah yine döktürdük, hemen hemen hazırladık. Şükürler olsun, yemeklerimiz de yetti. Sağlık usta. Hanım. Efendim bakın çok güzel lezzetler yaptık. İnşallah sizler de bu lezzetleri yapın diyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ama tabii ki bu bir veda değil. Sadece günübirlik bir veda diyoruz. Evet. İnşallah yine yarın aynı saatte 16.30'da komple mutfakla karşınızda olacağız. Bu güzel lezzetleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda, sağlıklı, güzel günlerde yiyin, tüketin diyorum ben. Allah'a emanet ediyoruz efendim. Evet, hayırlı sevgili izleyicilerimiz, yine güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz ama yarın yine buradayız. Yarın görüşmek dileğiyle. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.